merhabalar. Bugün sizlerle birlikte okuldan sonraki günlük rutinimi çekeceğim arkadaşlar. Ben şu an okuldan geldim. Ve daha sonrasında namazımı kıldım arkadaşlar. İlk kahve yaparak isterseniz başlayalım. Bu arada bu kahve tarifini bazı arkadaşlarım çok istiyordu. Onlar için de gelmiş olsun. Arkadaşlar kahve tarifine geçersek cezvemizi sıcak suyumuzu ısıtıyoruz. Daha sonrasında gerekli malzemeleri alıyoruz. Sonra robotumuzun içine biraz çok az miktarda su koyuyoruz. Sonra bir tatlı kaşığı şeker ve kahveyi mix yapıyoruz. Daha sonrasında işte bardağımızı alıyoruz. Sıcak suyumuzu doldurup daha sonrasında küpümüzü atıyoruz. Normalde tam tersi olur ama neyse. Sonra bunları tekrar mix yapıp karıştırıyoruz. Sonra da az miktarda sütümüzü ekliyoruz. Sonra sütümüzü ayrıyeten köpürtmek için robotumuzu alıp köpürtüyoruz. Sonra da kahvemizi bu şekilde lezzetli bir şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi hazırlıyoruz. Ve kahvemiz hazır. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, kısa ve bir o kadar da nefis bir kahve tarifimizin ardından şimdi ise derse başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle tekrar yazdım. Sosyal yazdım arkadaşlar. Şurada görebiliyorsunuz. Daha sonrasında Türkçeden 3, matematikten 3, sosyal, fen, İngilizce ve din kültüründen 2'şer. Yine paragraftan da 3 olarak yazdım. Fakat paragraftan 3'ten daha fazla çözmeyi düşünüyorum. Ama bunlar zaten minimum değerler arkadaşlar benim için. Ve şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Mesela burada yazdığım işte 3 test diyorum ya. Bu 10 soru 11 soruluk bir testlerden bahsediyoruz. Bir kitap okuma 30 dakika yazdım arkadaşlar. Kur'an okumaya 2'şer sayfa. Hemen derse geçelim. Bakalım şimdi ben ne yapacakmışım. Türkçe'den arkadaşlar 3 test çözecekmişim. Bakalım hangi kitaptan çözüyoruz. Nedenini ben de bilmiyorum ama mozaikten bayağıdır soru çözmüyorum. Aslında yerim de çok yok ama yine de ben mozaikten devam edeyim bu hafta. İsterseniz mozaik Türkçeden çözmüyorum daha doğrusu. Ben bunu arkadaşlar tiklemeye geçtiğimde sizinle görüşeceğiz arkadaşlar. Şimdilik sizi kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar Türkçeyi bitirdim. Birazcık fazla çözdüm. Yani kendimi alamadım arkadaşlar. Neyse. Metin türleri ve sözlü sanatlarının hepsini çözdüm arkadaşlar. Şurayı full şu aşama bitti. Şu da bitti. Bunları çözmedim ama. Normalde içeride çalıştığım için ve şu an Berat'la yer değiştirdiğimiz için arkadaşlar. Tikleme kalemlerim burada değil. O yüzden içeriden bir iki tane kalem aldım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şuradan bir tanesini alıp tiklememizi yapalım. Değil mi? Kaç dakikada çözdüm galiba sizlere göstermedim. Normalde göstereyim. Şunu şöyle fırlatayım. Arkadaşlar şundan ben size göstereyim. Arkadaşlar toplam 38 soru çözmüşüm. 16 dakikada çözmüşüm. Normalde daha iyi oluyordu. Ama 16 dakikada yine de idare eder. Yani çok kötü değil. Şimdi ise diğer kitabımıza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan ben buraya geldim. Türkçe 3 testi şuradan hemen kaç dedim? 38 mi dedim? Evet, 38 soruyu şöyle bir köşeye not alıyorum. Matematikle devam ediyoruz arkadaşlar. Matematikten de 3 test çözeceğim. Arkadaşlar şurada tüm matematik kaynaklarım var. Bunların arkadaşlar şimdi bakayım bir bunlardan uygun olan hangisi ondan çözeceğim. Matematikte büyük iki kitabımı kullandım. Matematik Ulite, Beseyner'in Ulitesini ve Okyanus'un Master'ını kullandım. Master gerçekten yani gerçek anlamda beni delirtti artık. Çok fazla zor soruları var. Ki denklemden soru çözüyorum. Matematikten de 28 soru çözmüşüm arkadaşlar. Ondan ben şuradan matematiğin yanına şöyle 28 yazayım. Evet arkadaşlar sosyalle devam ediyoruz. Arkadaşlar sosyal bilgileri de bitirdiğim için ben şimdi fen bilimleriyle devam ediyorum. Evet arkadaşlar şu an çözüp geldim. Şimdi arkadaşlar fen bilimlerinden de şu şekilde size göstereyim çözdüğüm yerleri. Arkadaşlar bundan da yine iki taş şeklinde çözdüm. Arkadaşlar burada arkadaşımla birlikte markete gitme molası veriyoruz. Biz arkadaşlar fırında şeker almak için gelmiştik. Ekmek için değil. Fırınlara... Biz fırında ekmek için kullanmıyoruz. Şeker için. Evet. Ama kazıklılar. Yani. Ama biz de. İçinden kaç tane çıktı kanka saydın mı? 18. Arkadaşlar fen bilimlerini de bitirdiğim için şimdi paragrafla devam ediyorum.
Arkadaşlar şu an paragrafı bitirdim ve o kadar çok çözdüm ki hani yoruldum. Gerçekten var ya, çözerken değil kontrol ederken yoruldum. Keşke o kadar çözmeseymişim yani. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben bunları kontrol edeceğim. Kontrol ederken hızlı çekim yapacağım. Hani bu kitabın da mozaik arkadaşlar ve bitmesin. Az kaldı. Yarın ben sizinle birlikte bunu bir videoda hani bitirmek istiyorum. Onu da söylemiş olmak istiyorum şimdi. Şimdi bunların kontrolünü yapacağız. Çok yoruldum. Kafayı yedim. 110 soru paragraf çözmüşüm. 110 soru paragraf çözmüşüm. Ama kitap bitmiyor. Yani kitabın bitmek için hani bir şey yok, bitmiyor. Ve daha kaç teslim var bilmiyorum. Çok az teslim kalmadı ama 5-6 teslim hala var. Onu da yarın birlikte çözeriz inşallah diye düşünüyorum. Final testlerini çözdüm. Onda onlarını çözdüm. Birkaç tane sözel mantıktan testim kaldı. Bir de görsel zeka. Görsel zeka ne ya? Görsel mantık falan mı bilmiyorum, onun da ismini unuttum şu an. Bir dakika. Neyse işte onlardan kaldı. Onun dışında bir şeyim kalmadı arkadaşlar paragrafta. Şimdi din kültürüyle İngilizce'den devam edeceğim ama gerçekten şu an hiçbir halim yok. Ama yine de devam edeceğim arkadaşlar. Ve şu an kendi odamda olduğum için çok rahat ders çalışabiliyorum. Normalde Berat burada çalışıyor biliyorsunuz. 10 kez söylemiş olabilirim ama tekrar söylüyorum. Galiba bir 12 eksikliğim var. Neyse biz dinden devam. Şuraya da 110 soruyu yazayım bari. Yani o 30'ların 20'lerin arasında inşallah kendini kötü hissetmez ama yine de yazalım. 110 yani. 3 test yazdım. Şimdi dedim size fazlasını çözeceğim. Bayağı fazlasını çözdüm. 11 test falan ediyor büyük ihtimalle. Ona bölersek. Matematiğim güzel değil mi? Ben 110'u da gönlümüze sokalım arkadaşlar. Niye kameraya ters duruyor? Bakın. Neyse ben bunu daha net bir şekilde göstereyim. Arkadaşlar yanıma biraz da su aldım. Din kültürünü getirdim. Normal kitabı orada şöyle fırlatırdım da. Din kültürü olduğu için böyle sakin sakin bırakalım. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Din kültürüne gelince benim böyle olağanüstü yeteneklerim falan açılıyor. Ondan sonra şu mesela 4-5 soruyu falan gerçekten cevaplarına falan bakmadım veya önceden çözmedim. Yani bunları böyle bir 10 saniyede falan çözüyorum. Farklı olanı işaretle. Şunu geçelim de şimdi. Savurganlık farklı. Savurganlık farklı. Adalet hoşgörü savurganlık. Bir sefer bedavadan arıyoruz çünkü arkadaşlar denemede birinci olduğum için Kitap Life'dan şey kazanmıştım. Onu birlikte sizler birlikte harcayacağız. 200 liralık bir bütçem var. 200 liraya çok fazla evet bir şey etmiyor ama sonuçta ödülür diyeceğiz. Gideceğiz yapacak bir şey. Arkadaşlar 13 ile 10 toplanınca 23 eder. 23 soru. Din. İngilizce. Şöyle çözeceğim işte. Arkadaşlar İngilizce'yi de bitirdiğim için hızlıca tıklamamı yapıyorum. Şu an ayakta tıklama yapıyorum arkadaşlar. Full. Arkadaşlar 10 soru da İngilizce'den geldi. Onu da hemen programımıza not aldıktan sonra kapanış konuşmasını yapıyorum. Kitap Life'dan alırız. Evet. Şöyle. Bunları arkadaşlar söyledim. Namazları zaten kıldığım için bunları artımıza atabiliriz. Arkadaşlar şu anda ben topladım. 245 soru etmiş. Bence gayet iyi. Daha fazla da olabilirdi tabii ki, oraya geçelim. Evet arkadaşlar bugünkü çalışmam bu şekilde oldu. Yani çalışmam biraz beni açıkçası zorladı. Özellikle paragraf kısmı 110 soru olduğu için biraz zorlanmış olabilir. Biraz da matematikte master matematik kitabıyla birazcık dövüşmüş ve birbirimizi paralamış olabiliriz. Ama o taraflara çok fazla değinmek istemiyorum. Çünkü çok sinir bozucu anlar yaşamıştık kitapla. Arkadaşlar bugünkü çalışmam yine de verimli bir çalışma oldu. Güzel bir çalışma oldu arkadaşlar. Size de daha önce söylediğim gibi arkadaşlar Ramazan'da sahurda arkadaşlar. Sahura kadar çalışmam. Vlog çekeceğim arkadaşlar. Ve işte daha nasıl videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar onları da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Benim aklımda birkaç tane video fikirleri falan dolanıyor. Ama onu da tabii sizin fikirlerinizi de önemsemek istiyorum. O yüzden yorumlara da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Cihaz kardeşim var biliyorsunuz. Cihaz'ın kanalında arada bir böyle video falan atacağız arkadaşlar. Yani şu an derslerim biraz yoğun, ondan dolayı şu an atmıyorum ama birlikte kardeşlerimle falan videolar atacağız. Onu da size söylemek istiyorum arkadaşlar. Evet. Videom bu kadardı. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.